Sevgili seyircilerimiz, Business Channel Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim ve Sektöre Yön Verenler programında yine sizlerle birlikteyiz. Sektörüne yön veren, sektörlere yön veren çok değerli bir konuğum var bugün. Bir iş sahibi olmak hepimizin en büyük dileklerinden biri. İşin de sahibi olmayı da isteriz, değil mi? Öyle tabii. Niye? Kalkayım kendi işime, istediğim saatte gideyim, işte efendim bugün çalışayım ya. Öyle değil tabii, olur mu? İş sahibi olmanın sorumlulukları çok büyük. Birinin yanında çalışmaktan daha da büyük. Efendim bugün değerli konuğum İsmail Ali Şahin. Kendisi ÇASİAD Genel Başkanı, Çağdaş İş İnsanı Derneği. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihye Hanım. Aynı zamanda da siz Akbarkot'ta, değil mi? Öyle de bir firma evet. Var. Ondan da bahsedelim bir parçacık. Nasılsınız? Çok İyi teşekkürler. İyi olduğunuzu burada olduğunuza göre. Çok sağ olun. Evet. Efendim şimdi sizi tanıyarak başlayayım önce ben. Tabii öncelikle yayın aldığınız için çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan sunduğunuz için. Hem kendim hem ÇASİAD ailesi olarak. Evet. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Zaten başarılısınız, başarılarınızın devamını sağ olun diliyorum. Çok teşekkür ederim inşallah. Ben İsmail Ali Şahin, 1970 Malatya doğumluyum. Merter'de barkod sistemleri üzerine bir işletmem var. Aynı zamanda işte ÇASİAD Genel Başkanlığı'nı da yapıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Çocuklar kız erkek. Bir evlilikler kız beni çok ilgilendiriyor. Niye? Daha doğrusu özel yaşamdaki huzur çok ilgilendiriyor. Çünkü ne kadar değil mi özelde huzurluysak o kadar iş hayatımız ve her şey de dengeli oluyor. Bir kız ve bir oğlan mı? Bir kız, bir oğlan. Kızım bu sene işte üniversite sınavına girecek. Bak, girdi daha doğrusu, sonuçlarını bekliyoruz. Oğlum da liseye başlayacak. O da bir sınavı açıklandı. O bir Anadolu Lisesi'ne giriyor. Hangisi daha yaramaz? İkisi de iyi. Ya, yaramazlık yok. Yok, yaramazlık İkisi de yok. Sakin tabiatlı. Yani, sağ olsun. Ama galiba başarılı. Çalışkanlar değil mi? Öyle görünüyor. Kendilerince. Maşallah. Tabii. Kendilerince. Mütevaziyiz baba. Öyle mi? Evet, sağ babamız mütevazı peki. Efendim şimdi derneğin kuruluşu hakkında birazcık bilgi alalım sizden. Evet, ÇASİAD sorularım olacak tabii. Neden kuruldu, ne zaman kuruldu? ÇASİAD 2008 yılında, geçen yıl 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinliğimiz de olmuştu. 2008 yılında kuruldu. Hı hı. Amacı çağdaş dünya görüşüne sahip bireylerden oluşan iş insanlarını bir araya getirmekti. Hmm, bir de iş insanları, evet öyle yani. açılımı da öyle. Çağdaş İş İnsanları Derneği söylemiştim zaten. Biz iş adamına çok alıştık tabii. Hemen burada sormak istiyorum. İş insanı, neden iş insanı dediniz? İş adamı, adam kavramı genellikle bizde erkek olarak yorumlanıyor. Tabii aslında ataerkil bir toplumdan geliyoruz. Özellikle adam öyle kavramını çok kullanıyorduk. Ne kadar öyle ama, olsa da anaların sözü geçer evet. Ama değil mi? Bak Anadolu mesela. Evet. Hemen burada araya girdim sevgili seyirciler görüyor musunuz? Evet. İşte bir kendimizi çağdaş olarak, modern insan olarak nitelendiriyorsak o zaman bizim içimizde de kadınların olması gerekliliğine inanıyoruz. Ve madem kadınlar da aramızdaysa o zaman biz adam kavramından çıkıp iş insanları kavramına girmemiz gerekiyor diye düşündük. Ve o geçen kongrede derneğin adını Çağdaş İş İnsanları olarak değiştirdik. Daha yeni oldu bu yani. Nisan'da. Nisan'da oldu. Peki. Güzel. Efendim tanıştır, çalıştır, kaynaştır. Sizin ilkeniz bu. Evet. Ne güzel. Sonra da daha sonra da ne oluyor? Tanıştırıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve kaynaştırdıktan sonra da birlikte gelişiyoruz, birlikte öğreniyoruz, birlikte eğleniyoruz. Aynı zamanda işin eğlence kısmı da var. Öyle de olmalı. Evet. Hayatı yaşarken bir yandan da hayat da bir sorumluluk esasında ama fark ederek yaşamalı değil mi? Güzel şeyleri, güzel taraflarını. Kesinlikle. Yani bir kere sonuçta bir yaşantımız var, belli bir ömrümüz var. Bunu en dolu dolu, en sağlıklı, en işe yarar bir şekilde tamamlarsak hem kendimiz için hem çevremizdekiler için daha verimli olacağına inanıyorum. Evet, az önce dediniz ki çağdaş birileri olarak, çağdaş insanlar olarak, çağdaş iş insanları olarak bir araya geldik. Çağdaş olmayanlar da mı var? Çağdaş olmak ne demek?
Tabii ülkemizde biraz çağdaşlık kavramı biraz ötekileştirilen kesime giriyor herkes ama. Herkes kendine göre çağdaş. Yani, tabii herkes kendine göre çağdaş. Biz, bizdeki işin açısı çağdaşlık kavramı, yani nasıl söyleyeyim, hak, hukuk, adalete inanan, aklı bilimi düşünce merkezine koyan, yani insan hakları evrensel bildirgesi, özellikle bizim üzerinde durduğumuz kavramlardan biri bu. İnsan hakları evrensel bildirgesini benimsemiş kişiler olarak kabul ediyoruz. İnsan hakları evrensel bildirgesinin bazı hususlarından bize söz eder misiniz? Sizi etkileyen önemli maddesi nedir? Yani her bireyin yaşama hakkı var. Özgür yaşama hakkı var. Yani renginden, dilinden, dininden, ırkından dolayı yargılanmama hakkı var. Bravo. Ben eleştirmeyelim diyecektim. Siz yargı dediniz. Evet, aslında yargılıyoruz değil mi? Evet, direkt yargılıyoruz. Çok da ötekileştiriliyoruz. Güzel. Ötekileştiriliyoruz. Direkt, yani biz şunu her zaman söylüyoruz. Yani eğer bir ülkede yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz ve birlikte gelişmek istiyorsak birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Belki sevmeyebiliriz ama birbirimize saygı duymak zorundayız. Eğer birbirimize saygı duyarsak da birlikte gelişir, birlikte yükseliriz. Tabii, sadece bu ülkede mi? Aslında tüm dünyada, birlikte yaşıyoruz. Tabii, kesinlikle tüm dünyada. Ama zaten hep öteki olmuşuz. Diller farklı değil mi? Dinler farklı. Fakat hepsi ne kadar bir araya geldiği zaman ne büyük bir zenginlik aslında. Ya şimdi aslında olay, en güzel tarafı o. Her bir oda komple tek renk olduğunda hiçbir zevki olmuyor. Farklı renklerle olay güzel, yani oda güzelleşiyor. Veya doğaya baktığınızda, yani yeşilin tek tonu yok, mavinin tek tonu yok, kahverenginin tek tonu. Hepsi bir arada olduğu için güzel. Burada da aynısı. Yani hepimiz aynı düşünceyi savunsak, yani bu şeyde de böyle, hepimiz patron olsak çalışacak kimse yok. Veya hepimiz çalışan olsak işi yönetecek kimse yok. Evet, farklı. Burada da bir farklılıklar olmak zorunda. Yani eğer bu farklılıklar olmasa gelişemeyiz. Yani bir gün biri çıkıp ya bu dünya dönüyor demeseydi, halen biz dünyanın tepsi şeklinde olduğunu savunacaktık. Birilerinin aykırı da davranabiliyor olması gerekiyor. Buna da saygı duymak gerekiyor. Evet efendim, farklı düşünüyoruz diye birbirimize kızıyoruz. Evet. Bunu yapmamalıyız demek istiyorsunuz siz. Kesin. Düşüncelere saygı. Kesinlikle. Birinci edebiyiz. Hatta dünya yuvarlaktır dendiği zaman da bir hayli büyük tepkiler olmuş. Tabii. Yani, öyle. Yani idama kadar yolu vardı. Evet. Beyin o kadar özel ve önemli ki, algılar, herkesin algısı farklı. Kesinlikle. Kimilerinin ön sesi farklı. Kimi kendini kapatır, kimi açar. Açtığımız zaman da esasında bilgileri duyabiliyor, hissedebiliyoruz. Onun için insanlar birbirinden farklı. Bir de biz neden bir araya geldik ve yaşıyoruz? Birbirimize öğretmek için. Değil mi? Öldürmek için değil yani. Kesinlikle. Yani Allah'ım, ya Rabbim, Allah korusun. Yani hakikaten şurada dünyalıyız dediğim zaman da dünyalıyız ve birbirimizi hep sevsek ne kadar güzel olacak. Ama kesinlikle, ufacık şeyler yüzünden de yer yurt içinde sonucu hep de ekonomiye dayanan, değil mi, birçok bir takım nedenler yüzünden maalesef savaşlar da çıkıyor. İşte o insanların feodalitesi, benim 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 olsun, ben öndeyim, ben önceyim, bu yüzden herhalde. Peki efendim, siz iş insanları bir araya geldiğiniz zaman, bu çatı altında toplandığınız zaman neler yapar, neler konuşursunuz? Şimdi o zaman şöyle Çağsiyat'tan biraz daha bahsedeyim. Evet. Yani bizim bir tabii kuruluş şimdi misyonumuz vardı. Diyorduk ki çağdaş toplum inancı taşıyan iş insanlarını bir araya getirmek istiyoruz. Daha sonra işte vizyon olarak da bu bir araya getirdiğimiz iş insanlarından bir ekonomik güç oluşturup toplumsal arenada söz sahibi olmak istiyoruz. Yani bunları kimlerle yapmayı planlıyorsunuz derseniz, işte ahlaklı, dürüst, etik değerlerde ticaret yapan insanlarla, yani işte az önce de söyledik, çağdaş
değerlere saygı duyan insanlarla birlikte yapmak istiyoruz. Bunun için bir örgütlenme modeline gittik. Şu an işte genel merkezi İstanbul'da bulunan, 5 ilde şu an için şubesi bulunan, bunlar işte İzmir, Antalya, Bursa, Ankara, İstanbul. 5 ilde şubemiz var. Bunun yanında yaklaşık 18 ilde temsilciliğimiz var. Ve yaklaşık 7 ülkede de yine yurt dışı temsilciliği olan bir yapımız var. Biz şunu diyoruz, yani çağdaş birey zaten örgütlü bireydir diyoruz. Yani bizler de kendimizi çağdaş olarak nitelendiriyoruz ve iş insanı olarak nitelendiriyoruz. Daha doğrusu bizler aslında bir KOBİ derneğiyiz. KOBİ'lerden oluşan bir yapımız var. KOBİ'ler bu ülkenin aslında temel taşları. Yani Türkiye'deki işletmelerin %99'u KOBİ'lerden oluşuyor. Ne demek KOBİ efendim? Küçük, orta, büyük işletmeler olarak geçiyor. Yani aslında bizim içimizde bu KOBİ'lerin bir alt segmenti olan mikro ölçekli işletmeler var. Bunlar da yaklaşık 1 ile 10 çalışan arasındaki firmalar. 10 ile 50 arasındakine aslında küçük işletmeler deniyor. Biz daha çok işte bu küçük, yani 50'ye kadar olan mikroyla küçük arasındaki işletmelerden oluşuyoruz. Buradaki amacımız şu, yani bu işte dedik ya, işletmelerin %99'unu oluşturuyor. İstihdamın yaklaşık %77'sini oluşturuyor. Yatırımdaki payı %55'lerde kalıyor ama katma değer, yani kısmında biraz daha düşük kalıyoruz. %38'lerdeyiz. Neden? Ekonomik olarak güçlü değiliz. Aslında KOBİ'ler sahip oldukları sermayeler genelde küçük. Faaliyet gösterdikleri iş kolları da ülke ekonomisinden en hızlı etkilenen yapılar. Yani ama bunlara karşı... Neden ekonomik olarak güçlü değilsiniz efendim? Yani neden ekonomik olarak güçlü değil sizin? Yani KOBİ'ler dedik ya, daha çok küçük işletmelerden, tamam, daha az sermaye ile kurulan işletmeler. Yani işte sonuçta bir manav da bir KOBİ sınıfına giriyor. Bir işte bizim kendi işletmemde düşündüğümde. Küçük bir bakkal da girer. Tabii, efendim. Yani evet. Düşünün, 250 kişinin üstüne olan tüm işletmeler aslında KOBİ işletmeleri. Bunlar sermayeler genelde küçük. Ama en ufak bir döviz etkilenmesinde, en ufak bir krizde en hızlı etkilenen firmalar yine KOBİ'ler. Biz de diyoruz ki, yani bunlar bu tür oluşumlarda, etkileşimlerde yalnız başına kalıyor. Gelin o zaman birlikte bir güç bağı kuralım. Birlikte örgütlenelim, birbirimizi güçlendirelim diyoruz. Yani bunun için neler yapıyorsunuz derseniz, işte ortak... Bir şey soracağım burada. Birlikte güçlenildiği zaman ortaya doğru da büyüme olacak mı? Yani tabii, yoksa değil mi, orta olacaksınız, belki de büyük olacak. Herkes gelişecek. Burada söylemiş olduğunuz tanıştır, çalıştır, kaynaştır ve geliştirin esasında planlaması bu. Evet. Gelişecek ve ekonomiden etkilenmeyecek. Ekonomideki bu iş çıkışlardan daha etkilenmeyecek bir hale geleceğiz. Evet, devam edin şimdi, siz. Biz şimdi diyoruz ya, birlikte iş yaparak büyüyebiliriz, gelişebiliriz. Yani bunların neler yapıyoruz? Firmaların hem kişisel hem de kurumsal gelişimlerine katkı sunmak için seminerler düzenliyoruz. Yani bunlar içerisinde örnek vereyim, işte bir üniversiteyle kişisel gelişim eğitimleri aldık dönem dönem. Yani üçüncüsünü, hatta dördüncüsünü düzenleyeceğiz. Yani yine şeyde seminerler düzenliyoruz. Dernek merkezinde, buralarda yani yemek şeyde, iş yemeği kültürünü öğrenmeye çalışıyoruz. Yani yabancılarla bir yemek yeme alışkanlığını, neler yapmamız gerekiyor onları... Yabancı ülkeler mi? Yabancılar dediğiniz yoksa... İşte ihracata yönelik. Mesela bizim uzun vadede hedefimiz ne diyoruz ki? Yani eğer ihracat yapabilirsen bir adım öne geçersin. Bu döviz etkilenmelerinden en az etkilenen kesim olursun. Biz ihracat yapabiliyor muyuz ülke olarak? Aslında çok düşük, yani yapıyoruz sonuçta, ihracatımız var ama... Biz üretebiliyor muyuz?
Tabii üretelim ki ihracat yapalım değil mi? Yani öyle işte mi? Burada bir ihracatımız var. Yani ülke ekonomi ihracat mi? İşte TİM dediğimiz türlü ihracatçılar meclisi bir açıklamalarda bulunuyor. Tabii otomotivde ciddi bir ihracatımız var. Kimyada ciddi bir ihracatımız var. Ama dönüyorsunuz bunların ana ham maddeleri yine ithal. Yani katma değer çok katamıyoruz. Yani ham maddeyi petrolü dışarıdan alıp burada işte ihraç etmek çok aman aman bir katkı sağlamıyor. İşte otomotiv sektöründe ciddi bir ihracatımız var. Ana ham maddesi dışarıdan geliyor. Yani ve işletmeler de bizim işletmelerimiz değil. Yani bu işin kazancı da bize ait değil. Efendim bunları neden yapamıyoruz biz? Bunları yapabilecek ne yok, ne eksik? Yapamaz mıyız? Biz Türk insanı son derece zekiyiz. Üstelik pratik zekalıyız ve biz ağır şartlarda, koşullarda çalışırız. Yıllar önce hiç unutmuyorum. Mesleğimin ilk yıllarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda çalışırken yurt dışından gelen yine aynı sektörde çalışan insanlar dediler ki bizim ülkede olsa bu şartlarda biz bugün burayı terk ederiz. Halbuki bize göre de gayet iyiydi. Yani öyle enteresan, güzel bir milletiz biz aslında. Mütevazıyız yani. Belki de bu mu yanlış, nedir? Yani aslında bilmiyorum. Hepimiz aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani yapabileceğimize inanıyoruz. Aslında yani her halükarda işte şey diyor ya, un var, yağ var. Niye helva yapamıyoruz? Onu işin açısı bizi yönetenlere sormak lazım. Yani soralım. Olay dönüp dolanıp siyasete geliyor. Biz de yani işte Çağsiyat olarak dernekte ne inanç ne siyaset konuşmuyoruz. Bizim işimiz bu değil. Bunu biz toplumsal veriler olarak sunmaya çalışıyoruz. Bizim yapabileceklerimiz bunlar. Yani biz bunları yapabilecek yapıdayız. O zaman yapması gereken kişilere işte sadece proje sunabiliyoruz. Güzel. Yapabileceğimiz oluyor. Tabii. Yani bu ülkenin projeler değerlendiriliyor mutlaka değil mi? Esasında birçok da şimdi destek var. Devletin de sağlamış olduğu destekler var. Tabii bunları özür dilerim. Yani bunları şunu yapmak lazım. Yani devlet aslında bazı işte krediler versin, hibeler olsun. Bunları çok verdi. Ama bunlar sonuca ulaşmadı. Tabii bunun da nedenlerini araştırmak gerekiyor. Neden bu alınan krediler istenilen yerlere varmadı? Yani o kadar tarım kredisi veriliyor. Halen biz kurbanlık koyunlarımızı, hayvanlarımızı bile ithal edecek hale gelmişiz. Halen tarım ülkesi olmamıza rağmen, o kadar tarım teşvikleri yapılmasına rağmen yine biz işte samanı, şekeri, buğdayı, pirinci ithal edecek konuma gelmişiz. Şu anda yani, evet değil mi? Aslında yani öyle bunlar, değildi herhalde eskiden. Bunların olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani evet. Bunlarla ilgili büyük bir ihtimalle herhalde değerli büyüklerimiz bu konuyla ilgili çalışma yapıyorlardır. Mutlaka. Yoksa bu gidişle sonucumuz ne olacak onu düşünmek lazım. Yoksa mesele sadece bugün şeyi almak değil. Pirinci ihtiyacımız var. Tamam alalım. Patatese ihtiyacımız var. Alalım. Bu devamı yani sonuçta her giden para ülke ekonomisinden giden bir para. Üstelik biz bunu yapabilecekken değil mi? Topraklarımız bu kadar verimliyken, hayvancılıkta da bu kadar verimliyken böyle şeylerin olması sizin de söylediğiniz gibi devlet büyüklerimizin elbette bir düşüncesi var. O düşüncenin kapağı açılınca da ben iyi şeyler olacağına inanıyorum. Çünkü devlet büyükleri bu ülkenin babası artık öyle değil mi? Babalar da çocuklarını düşünürler herhalde diye kesinlikle düşünüyorum. O zaman bir hediye olacaktır. Mutlaka inşallah diliyoruz efendim. Şimdi bu ülke kendi kendine yetebilen tabii nadir ülkelerden onun için biri. Bütün herkesin gözü üstümüzde evet, zaten. Yani bu kadar yani kendi kendine yetebilecek bir ülke konumundayken tarım ürünü, hayvancılık ürünü ithal eder pozisyona gelmiş olmak herhalde düşündürücü olsa gerek. Madenlerimiz, kaynaklarımız, bu ülke dünyanın bir numarası aslında. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Seviyorum çünkü ülkemi, Türk olmayı seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. O yüzden de böyle düşünüyorum. Peki. Kesinlikle. Evet. Yani biz de
sonuçta biz hepimiz bu ülke için çaba sarf eden insanlarız. Yani o zaman tek isteyeceğimiz şey şu olabilir. Bir şeyi yaparken bu kişinin, yani benim yandaşım tarzında yaklaşılması değil de liyakat esasına göre gidilmesi. Yani, zaten prensip olarak da o söyleniyor değil mi? Kesinlikle, liyakat kesinlikle. Yani bu, böyle de olacak. Yani bu hadistir. Olmadı. Yani sonuçta inancın varsa hadis olarak bakarsın. İnancın yoksa vicdan olarak bakarsın. Sonuçta bravo. Bir şekilde liyakat esas olmalı diye düşünüyoruz. Evet. Efendim peki ülke ekonomisine bir genel bakış yapalım mı sizinle? Siz daha doğrusu ülke ekonomisini bir değerlendirir misiniz? Yani 2018 işin açısı zor bir süreç geçti. 2019'da yine öyle herkese. Yani uzun bir seçim süreçleri, işte ekonomik krizler, yani dövizdeki dalgalanma. Tabii bunlar yabancı yatırımcıları ülkemizden biraz uzak tuttu. Bizlerin, yani yabancıların Türkiye'ye gelmesini engelledi. Ben şunu çok iyi biliyorum. Yani ihracat yapan bir tekstil müşterim buraya gelmiyor diyor. Ben valiz hazırlayıp oraya gidiyorum dedi, sunum yapıyorum. Eğer müşteri dedi Türkiye'ye, İstanbul'a gelse belki onlarca kalemden ciddi sipariş alacağım. Ama ben çok ciddi koleksiyon götüremediğim için daha az siparişle dönüyorum diyor. Yani bir güven ortamının sağlanması gerekiyor bu ülkede. İnternet de var aslında şimdi. O şekilde de ilişkiler kurulabiliyor ama yine de insanlar somut olarak bir şeyleri görmek istiyorlar değil mi? O çok önemli. Yani sadece internetten, sadece sanal o alemden çok doyurucu değil elbette ki. O yüzden de işte buraya da davet etmek çok önemli insanları. Kesinlikle. Yani tabii bu adetler azar adetler olmadığı için, yani ülkemiz şimdi şu an bir ciddi anlamda istihdama katkı sunan ve ihracatta da katma değer katan bir tekstilimiz var. Elimizde gördüğümüz bir tekstilimiz var. Bunu da satabilmemiz için işte müşterinin Türkiye'ye gelebilmesi gerekiyor. Eğer Türkiye'ye gelemediği takdirde bu siparişleri de alamıyoruz. Bu sefer Uzak Doğu ülkelerine, işte Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine yönelmeye başlıyor. Yani biz burada bir güven ortamını sağlayamadığımız takdirde işte ihracatımız düşecek. Buna bağlı olarak ithalatımız da düşecek. Yani bu durumda biz ihracat yapamadıktan sonra dolar düşmüş çok önemli de değil ki. Faiz düşmüş çok önemli de değil. Yani eğer biz dışarıdan yatırımcı getirebiliyoruz, dışarıdan döviz ülkemize sokabiliyorsak o zaman işte bu ülke için bir şeyler yapmış oluyoruz. Dolar zaten dediğiniz gibi düşse, dolar yükseldikçe yükseliyor. Bırakın her şeyi bir tarafa, bir de bu var. Yani ana ham maddemiz genelde hep dövize endeksli şeyler, dolara endeksli şeyler. Yani petrol çok ciddi bir ana ham maddemiz. Her yönüyle, ulaşımda, tarım, nerede bakarsanız tekstilde, yani her tarafta kullanılan bir şey. Bu dövize bağlı olarak dışarıdan alıyoruz. Bu da bizim dövizin çıkması bizi tamamen zor duruma sokuyor. Efendim, tüm girdilerimizi arttırıyor. Evet, yani ben de biliyorum, hepimiz de biliyoruz ki iş adamı, iş insanı istikrar sever. Kesin. İstikrar sever ki bu dalgalanmalar olmasın, özellikle ekonomide tabii. Peki efendim, iş insanları sizlerin, yani iş insanları toplanmış olduğu bu ÇASİT. Evet. Sizdeki firmaların ekonomiye desteği nedir? Firmalar bir araya geldiği zaman ekonomiye destek olarak hep bu çalıştır, kaynaştır ve işi büyüt. Bu bir destek midir ekonomi için, Türkiye ekonomisi için? Ya şimdi sonuçta biz ÇASİT olarak hedefimiz şu: kepenkler kapanmasın. Yani her kapanan kepenk ülkeye vurulan bir zarar, bir darbe. Yani birlikte güçlenmek istiyoruz, birlikte büyümek istiyoruz. Bunu nasıl yapmaya çalışıyoruz? Dediğim gibi birlikte birbirimize referans olarak, birbirimize destek olarak. Bu yani ekonomik anlamda olması zorunda değil. Yani birbirimize referans olduğumuzda
işte aynı çatı altında toplandığımızda birbirimize iş yönlendirmesi yapmaya çalışıyoruz. İnsan biriktirmek. İş insanı, aynı zamanda tabii, iş insanı sonuçta biz iş insanlarız. İş insanı biriktirip kendi içimizde bir ekonomik döngü sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü diğer türlü birey yalnız kalıyor. Yani o küçük bir kobiye, yani hepimiz öyleyiz. Küçük kobiler yalnız başına kaldığında en ufak bir dalgalanmadan etkilenip hemen kepengini kapatıp gitmek zorunda kalıyor. Biz bunu elimizden geldiğince en alt seviyelere düşürmek istiyoruz. Alınan krediler var. Yani sonuçta devletin verdiği destekler var. Çoğu insanımız bunlardan haberdar bile değil. Bu konularda bilgisi bile yok. Yani işte KOSGEB kredileri, KGF kredileri, bunların nasıl alınacağı konusunda bilgileri yok. Bu konularda referans olmaya çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Yani içimizdeki tecrübe aktarımlarını sağlıyoruz ve bizden sonraki, zaten bizler genellikle birinci nesil tekstil ticaret yapan kuşağız. Çoğumuz ilk kuşaklarız, yani ben kendim şahsen de dahil. Yani daha ilk ticaret yapanlarız. Yani deneme yanılma yapacak zamanımız yok. Yani işte yaptığımızda, yanıldığımızda batıyoruz. Yani bu işte yanılmamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Birbirimizden feyz almaya çalışıyoruz. Çok yani doğru. Bizim en çok istediğimiz şeylerden biri bu. Tabii bunu yaparken kesinlikle en çok önemsediğimiz değer şu, etik ticaret yapmak istiyoruz. Ahili kültürüne saygı duyuyoruz ve o değerlerde olmasını istiyoruz. Yani bir insan çağ siyahlıysa ve ben ona referans olduysam, yani ona gözüm kapalı sırtımı dönebilmem gerekiyor. Biz bunları önemsiyoruz. Eğer böyle yaptığımız takdirde zaten işte birlikte de o zaman gelişmiş oluyoruz. Çünkü ben arkadaşımın pazarlamacısı oluyorum. O da aynı zamanda benim pazarlamacım oluyor. Yani biz insanları bir araya getir, işte tanıştır diyoruz. İlk yaptığımız şeylerden biri bu. İş yemekleri düzenliyoruz. İş insanlarını bir araya getiriyoruz. Onları aynı çatı altında toplamaya çalışıyoruz. Yani sektörel bazda bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani işte tekstilcisi, inşaatçısı, hizmet sektörü, gıdacısı, bunları ayrı ayrı gruplar halinde bir araya getiriyoruz. Birlikte ortak satın alma çalışmalarına yöneliyoruz. İşte ben tek başıma bir petrol şirketinden alabileceğim iskontoyla arkamda işte yüzlerce firma olduğunda istediğim iskonto birbirinden farklı oluyor. Bu çok cüzi de olsa bir katkı sağlıyor. Bir hastaneyle gidip anlaşma yapıyorsunuz, size ekstra indirim sunabiliyor. Neden? Ben işte yine bir kişi olarak hastanede olsam ne olur, olmasam ne olur? Ama işte benim arkamda arkadaş, işte böyle gelebilecek insanlar var dediğinizde size ummadığınız iskontoları yapma şansları var. Eğer bu ortak satın almaları da güçlendirirsek, o zaman işte KOBİ'mize bir nebze destek olmuş oluyoruz. Yani o kişisel gelişim eğitimleriyle yani sonuçta kendini bir üst seviyeye taşıyabilecek, şirketini bir üst seviyeye taşıyabilecek bilgi birikimini sağlıyorsun. Yani biz çoğumuz, tamam, belki satıştan geldik, belki alaylı yetiştik. Mali tabloları okumasını çoğumuz bilmiyoruz. Yani birisi bizim elimize bilanço verse, buna bakıp da hiçbir şey anlayabilme şansımız çoğunda yok. Bunlarla ilgili mesela eğitimler verdik. Yani işte bilanço okuma, yani şirketinin yapısının nasıl olması gerektiği hakkında seminerler verdik, eğitimler verdik. Buna benzer çok eğitimler veriyoruz. İşte bunlar da diyoruz ya, kişisel gelişimi sağladığı için kurumsal gelişime de katkı sağlayacak. Harikulade efendim. Peki vakit süre doldu, taşıyor bile. Sizinle konuşmak harikulade efendim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Yani biz şunu diyoruz. Biz diyoruz ki biz çağdaş dünya görüşüne sahip tüm iş insanlarını çağ siyah çatısı altında toplayıp büyümeyi hedefliyoruz. Ülke ekonomisinde söz sahibi olmak istiyoruz.
dürüst, ahlaklı ticaret yapmak isteyen tüm işverenleri, bunlar KOBİ olur, daha büyük işletmeler olur, fark etmez, çatısı altında toplayıp ülkede güzel bir yarınlar için el ele vermek istiyoruz. Harikulade efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çağdaş Çok sağ olun. İş İnsanı Derneği Genel Başkanı İsmail Ali Şahin. Siz son toplantınızda Nisan ayında iş adamını iş insanına çevirdiniz. Evet. Çünkü dediniz ki kadınlar da artık iş insanı, işin başında. O zaman biz bunu iş adamıyla sınırlamayalım. İş insanı yapalım dediniz. Harikulade bir şey yaptınız ve çok da güzel düşünceleriniz, duygularınız var. Birleştirmek adına da, ülke ekonomisine katkı sağlamak adına da ve iş dünyasının Türkiye'nin de dünyada daha da büyük söz sahibi olması adına, Türkiye'nin de büyümesi, gelişmesi adına harikulade düşünceleriniz var. Kepenkler kapatılmasın, insanlar işsiz kalmasın. Aslında elbette konuşacak çok daha fazla şeyler vardı ama inşallah tekrar bir araya geldiğimizde konuşuruz. Bu göçler, göçlerle gelenlerin almış oldukları işler, Türkiye'de insanların işsiz kalışı hem ekonomiden dolayı hem bunlar nedeniyle çok şey var. Onlara da daha sonra değineceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim. Gerçekten yani dediğim gibi hem derneğim adına tanıtım için çok hoş bir ortam oldu. Hem de sizinle tanışmak bizlere ayrıca bir mutluluk attı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Aynı şey benim için de geçerli. Değerli seyircilerimiz, Sektöre Yön Verenler programımızın sonuna geldik. Yeniden sizlerle buluşuncaya dek efendim esen kalın. İnşallah hepinizin bir işi olsun. Cesur olalım, risk alalım ama aklımızı da kullanalım. Zeka çok önemli, aklı kullanmak daha da önemli. Güzel günler diliyorum.